hazır mısınız? Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Çünkü sizi birazdan sunacağımız habere inanamayacaksınız. Anam. Sarsılabilirsiniz, türbülansa girebilirsiniz. Çünkü Çağla Şikeli sevgilisi. Ay yok canım, yok değil mi? 2015 yılında şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şikel 8 yıl sonra kuralları bozdu. Özel hayatını gözlerden uzak sürdürmeye çalışan ünlü güzel sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. İkilinin birlikte geldiği mekanda meraklı gözleri aldırmadan öpüştükleri iddia edildi. Gizlilik sözleşmesi rafa mı kalktı? Şikel adının bir süredir aşk iddialarına karıştığı avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açtı. İyi akşamlar, afiyet olsun, nasılsınız? Nail Bey'le birlikteydiniz. Çok teşekkürler, sağ olun. Ulan yeni bir ilişkimi sizden öğrenirim hemen. Kameralara yakalanan Şikel ve Gönenli aşk sorusuna ne cevap verdi? Uzun bir geceydi sizler için de. Önce Kuruçeşme, ondan sonra Emirgan, arkadaşlarınızla birlikte. Ayrılırken eski eşiyle gizlilik sözleşmesi imzaladığı iddia edilen Şikel tabuları nasıl yıktı? Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Teşekkür ederim. 2008 yılında nikah masasına oturan Çağla Şikel ve Emre Altuğ 7 yıllık evliliklerini 2015 yılında bitirme kararı almıştı. İki çocukları olan ünlü çift ayrıldıktan sonra sergiledikleri duruşla evliliklerinde olduğu gibi örnek gösterilmeye devam edildi. Gizlilik sözleşmesi iddiaları ikilinin arasını açtı. Anlaşmalı olarak ayrılan ikilinin özel hayatlarını geri planda tutmak üzere sözleşme imzaladığı iddia edildi. Çağla Hanım'la da bir evlilik sözleşmesi imzalamışsınız. Hadi arkadaşlar. Hadi sor. Onu yap, haberi yapana sor. Son zamanlarda Şikel'in Kaan Yıldırım, Deniz Şahin, Ali Kalyoncu ve Edis gibi isimlerle yeniden anılması konuyu tekrardan gündeme getirdi. Çıkan haberlerden Altuğ'un rahatsız olduğu ve eski eşini uyardığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Gel burada söyleyeyim, çekemediyse onu haberi yapana sor. Tamam. İkili her ne kadar gizlilik sözleşmesi iddialarını yalanlasa da gerek Şikel'in gerekse Altuğ'un ayrıldıktan sonra sevgilileriyle görüntülenmemeleri dikkatlerden kaçmadı. Çağla Şikel yasakları bozdu. Adının bir süredir birlikte anıldığı ve bir mekanda öpüşürken görüldüğü iddia edilen avukat Nail Gönenli ile ilk kez birlikte görüntülendi. Geçtiğimiz cuma oyuncu Enis Arıkan'ın doğum günü kutlamasında bir araya gelen ikili birlikte geldikleri mekanda baş başa uzun uzun konuştu. Çağla sonunda başını yaslayacak omuz buldu. Planı bozuldu. Dışarıda muhabirlerin beklediğini bilen sevgililer mekanın başka bir çıkış kapısı olmadığını öğrenince ön kapıdan çıkmak zorunda kaldı. Çağla'nın mutluluğu yüzünden okundu. İyi akşamlar, afiyet olsun, nasılsınız? Çok Nail Bey'le teşekkürler, sağ olun. Ulan yeni bir ilişkimi sizden öğrenirim hemen. Sizi de bulmuşken beraber içerdik. Daha önce aşk sorularına sert tepkiler veren Şikel bu kez soruları yanıtsız bıraktı. Hayırlı olsun diyelim mi? Yeni bir ilişkiye başladı. Aracın içinde kahkahaya boğulan Şikel, sevgilisi ve modacı Hakan Akkaya'nın da bulunduğu arkadaş grubuyla başka bir mekana doğru hareket etti. Emirgan'daki bir mekanda eğlenceye devam eden grup, geceyi Nail Gönenli'nin Arnavutköy'deki evinde noktaladı. Canlarım, iyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkürler, evet, siz. Çok kısa sohbet edelim. Yok, zamanı değil çocuklar. Güzel, uzun bir geceydi sizler için de. Önce Kuruçeşme, ondan sonra Emirgan, arkadaşlarınızla birlikte. Çağla Şikel soruları bir kez daha yanıtsız bırakırken sevgilisi Nail Gönenli muhabirlerin tebriklerine teşekkür ederek karşılık verdi. Peki Nail Bey'in de evine geldiniz arkadaşlarınızla birlikte. Nail Bey, neresin evi burası? Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Teşekkür ederim. Sürpriz aşk görüntülerinden sonra daha önce oyuncu Bestemsi Özdemir ile birlikte olan ve adı Aybüke Pusat, Pınar Deniz, Burcu Kıratlı gibi isimlerle anılan Gönenli ve Şikel'in ilişkisi uzun soluklu olacak mı şimdiden merak konusu oldu. Evet, benim aldığım bir istihbarat, bu haberler çıkmadan önce aldığım bir istihbarat, Etiler'de L harfiyle başlayan hepimizin bildiği bir mekanda çok samimi
çok çok samimi davranışların olduğuydu. Ben asıl daha büyük bir bomba daha duydum. Bunlar böyle samimiyken oraya kim geliyor ve basıyor orayı? Burcu basıyor. Burcu. Burcu orayı basıyor. Daha çünkü yeni mi ayrıldılar? Daha yeni ayrılıkları net veya değil. Şaka yapıyorsun Burcu ya. Basıyor, geliyor. Ondan sonra da onu kıskandırmak için hatta Umut'la yakınlaşıyor. Hem de onun mekanında aynen zaten. Aynen öyle. Onun mekanı zaten. Zaten Umut'un mekanı oralar. Ve yakınlaşıyor. Feci bir pandomina kopuyor. Çağla sinirleniyor ve hadi kalk gidiyoruz diyor ve gidiyorlar. Şimdi Nail kıymete bindi. Tabii. Nail kıymete bindi. Nail 96 tane ünlüyle de kıymete binmişti. Nail'in dolayısıyla durumu ne diyorsun? Bir kere Çağla Şike'yle ilk defa teşekkür etti bir ilişkisine. İlişkisi olduğunu gördük. Şimdi ne? Kabul etmiş mi oldu yoksa şimdi iki gün sonra? Etti de sen şimdi asıl tantanayı gör. Biz Nail'den öyle bir vibe almıyoruz. Nasıl bir vibe alıyorsun? Ben çocuğun ayrılacağını düşünüyorum. Niye bilmiyorum öyle bir şey. Yani bu tamamen benim yine şahsi kablerli bu konu. Evet bana gelirler arada TT'yle. Bir kere tabii Çağla bir kere çocuk yani çocuktan çok yaşlı. İki tane çocuğu mu var? Kaç tane çocuğu var İki bunun? İki tane. Boyunca İki çocuğu var boyunca tabii. Çocuğu var zaten. Yani çocuk hiç doğru düzgün evlenmedi zannedersem. Fakat teşekkür ederim çocuk. Çocuğu yok. Kibar çocuk demek ki. Bir avukat ya. Düşün. Kibar çocuk yani. Devamlı bağlandığında nasıl diyordu ya bana. Konuşamam efendim. Benim müvekkilim değil efendim. Ya çocuk zaten bak, bu ritüelleri... Avukat işi. Ben avukat işi sen avukat tehlikeli. İşini bilirsin avukatları. Bak ben söyleyeyim çok tehlikeli. Her türlü şeyde seni kandırabilirler. Her türlü kandırabilirler. Kanmışını görüyorsunuz. Seni burada, de kandırdılarsa demek ki bir can. Burada kanmışını görüyorsunuz diyorum ama seni göremiyorum. Evet ekranda bir sorun var galiba. Ha sen de mi sorun? Tamam. Yani şöyle. Burada kalmışı. Çocuklusu. Kalmışı. Bir de çocukla. Kalmış. Yok yine Saygı'nın babası yine Ömer olsun. Herhalde çok canım. Çok isteyerek severek Ömer'le bebeğimizin sahibi olduk. Çapkın ve kandırma potansiyeli. İsterse kandırır karşı. Ayakta uyursun. Ne olduğunu bilmezsin valla. Ama işi o adam. Demek ki işinde iyi. Onu yapabilen de işinde iyi avukat zaten. Bak niye siz haklısınız bir şekilde? Çünkü Çağla'nın devamlı isim çıkıyor biri. Evet. Bir barmenle çıkıyor. Bir fotoğrafçıyla çıkıyor. Bir işte otel işletmecisi ya da yöneticisiyle çıkıyor. Kaan Yıldırım. Bir Edis'le çıkıyor. Edis. Bir Kaan'la çıkıyor. Bir başkasının... Aslında yakın arkadaş oldukları Zeynep Bastık mıydı? Ne öyle bir kız var ya şarkıcı mıydı? Onun kocasıyla. Eski kocasıylayken adı çıkıyor ve ona da tabii bayağı canım. Bir çetrefiller olmuş. Bayağı. Fakat çocuk demiş ki artık ayıp ediyorsun demiş. O kadar. Evet artık ayıp ediyorsun hani o kıza falan filan. Oo. Neler olmuş. Arkadaşımız aa. Biraz da bir aynen. Aa çocuk demiş ayıp ediyorsun. Aynen çocuk demiş. Aman. Çocuğa bayağı yani. Aa neyse dur şimdi. Sohbet Nail'le etmiş ilişki, yani. O zaman Nail'le ilişkisi biraz onu sakinleştirecek. Ha bir şey daha var. Evet. Burcu eğer orayı bastıysa Burcu bu ilişkinin peşini bırakmaz demek. Yok bırakır. Biz Burcu kimle duyduk? Umut'la duyduk. Ha Umut da sinirinden yaptı onu. Tabii. Günün sonunda Umut'la Çağla çıkmaz inşallah. Bir şey söyleyeyim mi? Ya, yalnız bir şey söyleyeyim piyasada adam kalmadı. Eskiden kadınlar şey olurdu. Yok adam yok. Kadın çok. Evet eskiden kadın hayır daha değerliydi kadın. Şimdi adam daha değerli. Tabii adam zaten daha değerli. Zaten Umut Evigen evet. Var. Nail var. Bir de ben varım. Bir de Arto var. Aynen. Bak etrafımda dönüp dolanıyorlar. Gerçekten Arto ne kadar acı. Kadın yani resmen adamlı. Ay çok acı. Çok acı. Adamlar kara borsa. Aynen aşkım. Adamlarınıza sahip çıkın hayatım. Bakın gördüğünüz gibi. Spikerlerinize sahip çıkın kardeşim. Adamlarınıza sahip çıkın gördüğünüz gibi bakın. Baba anlat. Haraç mezat anlat, gidiyor neydi ya. Neydi bu şey? Anlat. Heyecan oluyor. Anlat bilmem ne bir şey diyor. Anlat abla. Anlat bir şey. Öyle bir şey vardı ya. Peki. Dediğim gibi yani. Mutluluklar dileyelim. Ben şeyi sevdim. Çocuğun eve girerken ki teşekkürler deyip. Hani o kibar kibar. Ne ben Çağla'nın o arabadan indiğine, kameraları görüp hiçbir şey demediğine inanamıyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Daha önceki saydığınız profillere göre bu çocuğun profili hepsinden çok daha iyi. Bir zahmet de arabadan insin zaten. Çağla zaten geceliğin böyle gezdiğinde profile bakmıyor Allah için. Yani profil falan gerek yok. Zaten insanı ayırmayacaksın. Yaradanlı yani insanı sevdiği... Yaradanlı ötürü seveceksin. Aynen öyle. Hümanist bir yaklaşım. Yani ne olursan ol gelmiyor. Aynen yani Çağla da çok insancıl, çok sevecendi. Ha. Bak daha yeni kurslarını bitirdi.
ne kursunu bitirmişti? Hoşgörü, vicdan. Dolayısıyla Çağla öyle şeylere bakmaz. Çocuklarına da anlatırsın artık. Çocukların eğer ki bir erkek arkadaşıysa tanıştıracaksındır artık. Tanıştıracak. Belki de tanıştırma. Belki de o kadar uzun sürmez. Bakın bir teşekkürünü verelim. Sonra reklama gideceğiz. Dönüşte konularımız çünkü alengirli. Bir verelim. Yaşanlar afiyet olsun, nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Mini bir ilişkimi sizden öğrenirim hemen. Sizi de bulmuşken veya beraber içeride de samimiydiniz. Bir doğum günü kutladık arkadaşlarımızla beraber. Yeni bir aşk olarak yazalım mı? Nail Bey, sizi nasıl demek istersiniz? Nail Bey, Nail Bey. Hayırlı olsun. Ben de bir iki yorum alabilir miyiz? Cevap vermediğinize göre doğru herhalde. Çağlar'ım, iyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkürler, evet, siz. Çok kısa sohbet edelim. Yok, zamanı evet, değil çocuklar. Güzel, uzun bir geceydi sizler için de. Önce Kuruçeşme, ondan sonra Emirgan, arkadaşlarınızla birlikte. Şimdi Nail Bey ile birlikte, Nail Bey'in de evine geldiniz arkadaşlarınızla birlikte. Nail Bey, neresin deli burası? Bir şey olursa konuşaydık. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Teşekkür ederiz. Numarayı bir dakika söyle bakayım, ne dedin? Çağla'nın bildiği bir yol. Mesela ben bu tarafa da gidebilirim, şu tarafa da gidebilirim. Direkt çünkü önden olabilir. Sen gidiyorsun, bilmen lazım. Bilmezsen gidemezsin nereye gideceğini. Daha önce gitmiş. Demek ki ilişki önceden başlamış. Peki şimdi reklama gidiyoruz dönüşte. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın evlat edinme mi, taşıyıcı anne mi? Türkiye'de bakanlık açıklaması. Evet. İşler karışık, detaylara ulaştık reklamlardan sonra.